ə skayp bağlantısında cənab Bağəryan layiq e, salam cənab Bağəryan axşamınız xeyir olsun biz eşidirsiz Ey axşamlar diyorum efendim yayınlar efendim. Buyurun diliyorum. Təşəkkür edirəm cənab Bağryan üzr istəyirəm texniki noksan üzündən bir az ərtələndi bu söhbətimiz. Sağ olun Estağfur. bizə bu vaxtı verdiniz. Bunu soruşmaq istədim. Müqavimətin müqavimət sionist rejiminə qarşı ələxsə necə deyirlər tufan əməliyyatına başladı. Bunu dünya səviyyəsində müqavimətə qələbə, sionist İsrail rejiminə böyük zərbə hesab edirlər. Siz də cavabuna qoşulur musunuz? Fikrinizi bilmək istərdim. Buyurun. Efendim şimdi şöyle izah edeyim. İsrail kendisi bu demir gübbe adı altında ve bu daha doğrusu savunma sistemlerle birlikte biliyorsunuz yaklaşık 2-3 senedir bütün dünyaya satışı sundu. Hatta en son bir Almanya'ya bir anlaşma yaptı. Dolayısıyla İsrail ondan sonrası yani yavaş yavaş sanki bir sanayi ya savunma sanayisinde o kadar gelişmiş ki bazı ülkelerde hatta bir takım ileriye dönük bazı e, projeler gerçekleştirdi. Fakat burada bugün bunu şahit olduk ki bu demir gübbe 5000 tane roketin daha doğrusu atışlanmasından sonra bir daha bunu fark etmedi. İkincisi buradaki istihbarat konusu yani istihbarat o kadar zayıf davrandı ki bu ameliyatın, bu operasyonun bir günlük yapılmadı ki, yani bunun hazırlığı. 5000 tane siz roket atarsınız, 3-4 tane farklı cephelerden, denizden, karadan, havadan, paraglider vasıtasıyla hatta insan indiriyorsanız, demek ki siz bunun hazırlığıyla birkaç aydır yapıyorsunuz. Yani bunu bile göremediniz. Bir ikincisi, yani daha doğrusu üçüncüsü, İsrail bundan sonrası bu savunma sanayi ürünlerini kime satacak? Yani kiminle işbirliği yapabilecek? Bunları düşünmek lazım. Yani dikkat edin, en son. Ee, birkaç 50 elli, elliden fazla kişi orada daha doğrusu yakalandı. Esir düştü. Ve bu esirlerin eğer daha doğrusu Hamas güçleri bu esirlere farklı ve kritik bölgelerle yerleştirirse İsrail bile hava bombardımanı bile yapamaz. Yani dolayısıyla bu çarşaf bombardımanı derler ki hedefsiz bir şekilde bombardıman yapılıyor şu anda kazı. Bu da kesilecek. Yani bana göre bu zayiat yani şu anda yüz kişi İsrail'den, 175 kişi zaten Hamas tarafından bu daha çok büyük rakamlara ulaşabilir. Yani e, zaten biliyorsunuz bu Netanyahu'nun şu anda bir destek yani halk tarafından destek yoktu zaten. İnsanlar Şubat ayından bu yana hepsi sokakta. Ama Netanyahu bunu bir şekilde bir milliyetçi duygusuna dönüştürmeye çalışıyor. Yani bir şekilde ülke öyle bir hale geldi ki elden gidiyor ve dolayısıyla bir birleş, birleşelim. Ben e, daha doğrusu kabinenin Netanyahu'nun yetkilerini azaltacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde yükseltmeyeceğini çünkü bu işin eğer başka türlü sıçrarsa yani Lübnan'ı sıçrarsa, Urdu'nu sıçrarsa hatta Mısır ve diğer ülkeleri sıçrarsa bunun yani durdurması imkansız. O bakımdan İsrail burada biraz sanki bir tuzağa düşmüş gibi bir hali var bana göre. Evet efendim. Dinliyorum eğer başka sözünüz varsa. Teşekkür ederim. Bir kısa sual soracağım, kısa da cevap isteyelim. Haberimizin vaxtını nezara alarak. Yani bununla İsrail'in kırılmaz euforiyası bitti diyebiliriz mi? Bunu da buyurun. Lütfen teşekkür ederim. Kesin size katılıyorum. Bundan sonrası intikam peşinde düşecek efendim. Evet efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.